Sadece kadınlığımızın değil, adımızın da konuşulacağı Kadınlar Konuşuyor programıyla TV'den ekranlarından hepinize merhaba. Bu hafta yine çok değerli bir konuğum var. Hayatımda da çok önemli bir iz bırakmış bir kadın konuğumuzla. Bugün eğitimi konuşacağız sizlerle beraber. Öncelikle hoş geldiniz diyorum Fulya Özdemir. Merhabalar. Hoş bulduk Beran Hocam. Evet. Fulya Özdemir, Anka Kütüphanesi kurucu ortağı ve aynı zamanda eğitim koçu. Ben çok iyi tanıyorum. Biraz sonra geçirmiş olduğumuz süreçlerden de bahsedeceğiz. Ama öncelikle seyircilerimize Fulya Özdemir kimdir? Kısaca bir bahsedelim. Ben biyoloji öğretmeniyim. Son 8 yıldır aktif olarak eğitim koçluğu yapıyorum. Eğitim koçluğuna geçmekteki amacım da öğrencilere öğretmenlik dışında onların hayatlarına da dokunabilmekti. Ağustos ayından beri de Anka Kütüphanesi'nin kurucu ortaklığını yapıyorum. Anka Kütüphanesi'nde de güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Evet, öncelikle bu kütüphane olayı tam anlaşılmıyor. Anka Kütüphanesi olarak özellikle sormak istiyorum ben. Nedir tam olarak Anka Kütüphanesi? Ne yapıyoruz Anka Kütüphanesi'nde? Yani bu algıyı tam anlamıyla yerleştirebilirsek sanırım yapmış olduğumuz şeyleri, hizmeti de tam olarak aktarabiliriz diye düşünüyorum. Evet, kütüphanecilik dediğimizde aslında bildiğimiz kütüphanecilikten biraz çıkıyoruz. Ben buna yeni nesil kütüphanecilik diyorum. Hı-hı. Ne yapıyoruz? Oktay Hoca ile beraberiz. Psikolojik danışman. İkimiz Hı-hı. bu işi götürüyoruz. Bir eğitim koçunun bir de psikolojik danışmanın bir araya geldiğinde aslında combo bir eğitim oluşuyor. Evet. Çocuklarımıza hem kütüphane hizmeti veriyoruz. Ders çalışabilecekleri konforlu bir alan. Onların ders çalışma programlarını düzenliyoruz, koçluklarını. Neyi ne şekilde çalışmaları gerekiyor? Eksiklerini tespit ediyoruz. Bu eksiklere bağlı olarak öğrencilerimiz hangi kaynaklardan ne çalışmalılar? Konu eksikleri varsa o konu eksiklerini nasıl kapatacak şeklinde yönlendirmeler yapıyoruz. Ve haftada bir yaptığımız deneme sınavlarıyla da eksiklerini tespit edip süreci ya başa döndürüyoruz ya da ileriye bir adım atmaları için öne yak oluyoruz. Öne yak oluyoruz. Ya şimdi eğitim, öğretim bir araya geldiğinde ama sınav sistemine de baktığımızda işte kütüphane ya da atıyorum eğitim koçluğu vesaire dendiğinde aklımıza sadece akademik başarı geliyor. Maalesef bu bir eğitimci olarak benim de çok varyansın ettiğim konulardan bir tanesi. Ama benim bildiğim eğitim koçluğu tam anlamıyla öğrencinin sadece akademik olarak desteklenmesi değil. Evet. Bu aradaki farkı bence şu an bizi izleyen velilerimize ya da işte özellikle sınav grubu öğrencilerimize aktarmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü hayatı bir sınavdan ibaret olduğunu düşünüyorlar. Hayatın kendisi bir sınav ama hiç kimse bunun farkında değil ve sürekli iyi bir üniversite, iyi bir okul, iyi bir üniversite, iyi bir okul, işte full çıkarılmış sınav sonuçları, işte yanlış yapmayan öğrenci sanki mutlu çocukmuş profili çizildiği için yıllardır süregelen bir alışkanlık olarak. Burada nasıl destekliyorsunuz? Sadece akademik başarı mı bizim amacımız yoksa mutlu çocukları akademik olarak desteklendirmek mi? Aslında şöyle örneklendirebilirim. Ben de bir anneyim. Anne olduğunuzdaki annelik egolarınızla çocuğunuzun başarısı, akademik ön planda olması. Bir de gerçek annelik var. Çocuğunuzu mutlu etmek. Evet. İşte biz eğitim koçluğunda ve psikolojik danışmanlıkta burada devreye gidiyoruz. Velilerimize her zaman söylediğimiz şey şu. Siz lütfen evde anne baba olun. Onlarla mutlu ve kaliteli zaman geçirin. Ama akademik olarak kötü olması gereken kişi biz olabiliriz. Neden biz? Ben 2003 yılında sektöre başladığımda dershanecilik, özel okulculuk derken buralara kadar geldik. Ve bu süreçte şunu gördük. Çocuklar önce sevilmek istiyorlar. Yani aslında hepimiz, tüm dünyadaki insanlar sevilmeyi istiyor. Algı hemen hemen aynı. Evet, ama İstek çocukların arası. İstediği şey biraz daha ilgi, bu mutlulukla. Diyor ki, evet ben annemi çok seviyorum, babamı çok seviyorum ama onlarla bu sınav yüzünden çakışıyorum. Çünkü ders çalışmadığım algısı oluşuyor. Hı hı. İşte evde ders çalışırken annem hep teneffüs aralarında ara verdiğimde beni görüyor. Belki gerçekten öyleyiz. Hı hı. Ama kütüphanede ders çalıştıklarında şöyle bir ortamımız var. Sınıflarımız 8'er kişilik, hı hı. masalarımız 4'er kişilik. Birbirleriyle çapraz şekilde ve görmeden çalışıyorlar. Hı hı. Bu neyi sağlıyor? Bir, öğrenciler kendi içlerinde ders çalışan bir grupla karşılaştıklarında motive oluyorlar. İki,
ne çalışacaklarını biliyorlar. Bizim günümüzde aslında en zor kaynağımız bu. Hı hı. Çocuklarımızın elinde çok fazla kaynak var, değil çok mi? Fazla bilgi var. İnanılmaz bilgiye ulaşıyorlar ama neyi, nereden, ne kadar çalışacaklarını, ne yapmaları gerektiğini bilmiyorlar. Evet, maalesef eğitim sistemimiz bu ama biz onlara biraz daha yumuşatılmış olarak bunu veriyoruz. Özel hayatlarına giriyoruz, evet girmeliyiz çünkü herkesin bir özel hayatı var. Hı hı. Onlar dinlenmek istiyorlar. Evet. Yaptıkları hataları yüzlerine vururken biraz daha yumuşatılarak söylenilmesini istiyorlar. Hı hı. Ve bunu üçüncü bir kişiden duyduklarında daha objektif bakabiliyorlar anne babadan ziyade. Ben de çocuğuma bir şey yaptırmak istediğimde anne olarak yaptıramıyorum. Ama bir öğretmeni onu söylediğinde o bir kural ya da bir tabu olarak demire bir artı olarak dönüyor. Bu yüzden bizim kütüphanecilikte Oktay Hocam'la yapmaya çalıştığımız şey tam olarak bu. Tam olarak bu. Bu aslında şeyle alakalı. Biraz önce çok aslında naif bir örnek verdiniz. Çocuklar birbirlerini görüyorlar. Ders çalışan çocuk, ders çalışan çocuğu gördüğünde buna kanalize oluyor. Aslında ev ortamında da bu böyledir. Yani ev ortamında da çocuk neyi görüyorsa aynı şeyi uygular. Bazen geçmiş yıllarda da işte velilerim bana şunu sorar. Ya hocam hiç kitap okumuyor. Ya Allah aşkına söyle de bir kitap okusun. Benim veliye sorduğum ilk soru şudur. Siz kitap okuyor musunuz? Sizi kitap okurken görüyor mu? Yok hocam ben okumuyorum zaten hayata zor yetişiyorum. Şimdi o zaman çocuğa önce evde rol model olacağız. Ondan sonra biz zaten destekliyoruz. Kaldı ki öğretmenlik, eğitim koçluğu, rehberliktir, çocuğu desteklemektir. Bu noktada da ben özellikle söylemek istiyorum. Çocuğumuzdan hangi davranışı bekliyorsak o davranışı biz de uygulamalıyız. Yani çok küfür eden bir çocuğun sadece işte bunu çevreden duymuş olması değil mevzu. Mümkün değil. Hani çekirdekte de çünkü çocuk her ne olursa olsun önce ebeveynlerini rol model alıyor. Ama her zaman sonraki süreçte öğretmenleriyle ya da eğitim koçlarıyla daha sağlıklı iletişimler kurabiliyor. 2003 yılı dediniz. Ben şimdi kütüphaneden biraz daha eğitim koçluğu kısmına giriş yapmak istiyorum. Bugün bu hayatta bu kadar başarılı bir eğitimci olabildiysem zamanında çok kötü bir öğrenci olmamdan kaynaklanıyor. Bunu söylediğimde öğrencilerim bile garipsiyor. Nasıl yani hocam? 2003 yılına kadar ailem benden ümidi kesmişti. Artık hani dershane değiştiriyoruz, kurs değiştiriyoruz, okula gidiyoruz vesaire falan. En son geldiler bir akşam annemle babam dediler ki yarın yeni bir dershaneye başlıyorsun. Şu an aktif olmadığı için ismini kullanabilirim. Zamanın en iyi dershanelerinden Yeni Sistem Dershanesi. Ve dediler ki orada Fulya ablan var. Fulya ablanı bulacaksın. İşte o Fulya abla Fulya Özdemir. Şey sanıyorum ben böyle hani gideceğiz bana yardımcı olacaksın. Ondan sonra ben işte bir yıl boyunca kendi kendime sınav çalışacağım. Asla öyle bir şey olmadı. Ne yediğimden, ne içtiğime, kaç soru çözdüğüme, motivasyonum düştüğünde yükseltmemden ve sayende o yıl üniversiteyi kazandım. Uzun yıllardır belki de bir teşekkür borcum vardı. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü orada şunu gördüm. Sahiplenmek, öğrenciyi sevmek, öğrenciyi her anlamda desteklemek zaten öğrenciyi başarıya götüren en önemli şeylerden bir tanesi ve bunu da çok iyi yapıyorsun. Çok teşekkür ederim. Ve birçok öğrencinin de hayatında iz bıraktığını, hayatını değiştirdiğini çok çok iyi biliyorum. Çünkü farklı kulvarlarda beraber çalışıyoruz. İşte burada yanlış anlaşılan eğitim koçluğu kavramını da bence bir konuşalım istersen. Aslında şöyle, hani öyle demişken çok zaman geçiriyoruz öğrencilerimizle ve artık onların belki de kişiliğimden de kaynaklı. Hı hı. Her şeylerine yetişmeye çalışıyoruz. Ama öğretmenliğin en güzel noktası bu değil mi? Biz Anka Kütüphanesi ile yola çıktığımızda çok güzel bir logo tasarladık. Ama tasarlayan öğrencim bizim öğrencimizdi. Ya. Bizim üniversiteye gönderdiğimiz bir öğrencimizdi. Öğrencimiz tasarladı öyle mi? Evet. Şu anda Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan bir öğrencim yaptı. O hazırladı, Oktay Hoca ile sürekli bana sordu ve çok güzel bir şey çıktı. Yani logomuzdaki o iki tane çizgi bile işte mistik hayatı ya da ikilemi gösteriyor. Gerçekten hayatlarımızda, çocuklarımızda ikilem var. Temizlik aşamasından inanın açılıştaki her bir aşamada farklı farklı çocuklarımız vardı. İşte bu işi biz aslında eğitmenler olarak bu yüzden yapıyoruz. Evet. Çünkü biz onların hayatına dokunuyoruz ama aslında onlar bizim hayatımıza dokunuyorlar. Ve biz onların sadece eğitimleriyle değil, evet eğitim koçu ama
ne zaman düştüler, neden düştüler? Erkek çocuklarımızın o çılgın dönemlerinin çılgın olma nedeni ne? Bu arkadaş mı, ev mi? Kızlarımızın regl dönemine kadar psikolojileriyle ilgileniyoruz. Evet. Ve aslında seviyoruz. Sevdiğimiz için de onlar da severek geliyorlar. İşin bence özü bu. Özü bu, değil mi? Ya şimdi günüm bu son 10 yılda dünyada birçok şey değişti. Ülkemizde de çok fazla şey değişti. Çok böyle umutsuz konuşmuyorum. Çünkü gençliğe çok güveniyorum. Ama bazen bakıyorum onlar da ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Birçoğunda yüksek kaygı, işte sadece üniversiteye gitmek değil artık onları motive eden şey. İyi bir üniversitede iyi bir bölüm okuyabilmek. Bunu isteyen bir kesim var ki ben özel okulda çalıştığım için daha çok bu kesimle çalışıyorum. Ama şimdi derneğe bakıyorum. Dernekte biraz daha sahada çalıştığımda bu sefer hiçbir şey yapmak istemeyen, üniversiteye de gitsem başarılı olamayacağım deyip hayat kaygısını üst seviyeye taşımış ve gerçekten kendini geliştirmek için hiçbir şey yapmayan bir profil daha çıkıyor ortaya. Bununla beraber hala kendini tam anlamıyla bulamamış, sosyal medyadan çok fazla etkilenen, çevreden çok fazla etkilenen, maalesef madde bağımlılığı yani çok düşük yaşlara indi. Yani biz üniversiteye gidene kadar işte madde nedir ya da sigara nedir, o nedir, bu nedir bilmiyoruz. Hani adını bilmediğimiz şeyler maalesef şu anda 5. 6. sınıflara kadar inmiş durumda. Eminim ki mutlaka bu tarz veliler de sizinle iletişime geçip çocukların koçluğuyla alakalı destek istiyorlar. Şimdi bu noktada neler yapması gerekiyor? Adım adım velilerimize bunu söylesek. Bizim önceliğimiz özellikle problemli çocuk demek istemiyorum ama hayatındaki problemlerin daha yoğun olduğu öğrencilerimizde nereden başlıyoruz biz sürece? Biz önce velimiz bizi aradığında ilk yaptığımız şey şu. Biz bir önce veliyle bir ön görüşme talep ediyoruz. Veli bizden ne bekliyor? Çocuğunu kendi gözünden tanımaya çalışıyoruz. Daha sonra öğrencimizle birlikte bir görüşme daha rica ediyoruz. Buradaki amacımız şu, frekans meselesi. Çocuğumuz gerçekten bize inanacak mı? Biz onunla iletişim kurabilecek miyiz? O isterse. Evet, onun isteyemesi çok önemli. Neden önemli? Koçluk ve psikolojik danışmanlık dediğimiz şeyde eğer öğrenci sizinle iletişimle kapatıyorsa, kendini size kapatıyorsa ilerleme şansınız yok. Sürece bırakıyoruz ya da kesinlikle öyle. Orada siz yardımcı, işte bizim iki kişi çalışmamızın nedeni de bu. Birimiz iyi kötü, birimiz daha kötü polis, birimiz daha sakin, birimiz daha kıpır kıpır deli dolu. Böyle olunca akademiyi zaten dolduruyorsunuz ama hangi çocukla nasıl iletişime gireceğinizi bilmeniz gerekiyor. Biz velimize bunu anlatıyoruz. Ve 10 günlük, 15 günlük süreçlerde biz velimize geri dönüş yapıyoruz. Bu süreçte bunları yaşadık. Böyle şeyler yapıldı. Bu noktadayız. Deneme sınavlarımız bu. Ama bugün buraya gelirken mutsuz geldi. Mutsuz gelmesiyle ilgili biz konuştuğumuzda bunlar ortaya çıktı. Evet. Siz bunu biliyor muydunuz? Biz geçen hafta isim vermeden hemen bir özet çıkayım. Evet. Bir kız öğrencimiz çok ciddi anlamda bir okuluyla ilgili sorunları vardı. Ailemizle görüştük, devreye girdik ve onun o sorununu 3 gün içinde çözebildik. Ama aile ister istemez sınav döneminde çocuğun içine kapanmasını sadece derslerden yana olduğunu, hepimiz öyleyiz, fark edemiyoruz. Ama üçüncü bir şahısa çocuklar o kadar güzel açılıyorlar ki, siz o sorunu rahatlıkla çözebiliyorsunuz. Dediğim gibi akademik başarı her türlü sağlanıyor. Neden? Ekonomik durumunuzdan, başarılı olduğunuz alana, nerede eğitim görmelisiniz? Aslında buna kadar yönlendirme yapıyoruz. Bir öğrencimiz geliyor sayısalcı ama sözel zekası çok fazla, çalışabileceği alan, aile geçmişinden dolayı eşit ağırlık mesleklerinde çok fazla. Biz orada dengelemeye çalışıyoruz. Bak buradasın ama buraya geldiğinde bu noktayı taşıyabiliriz seni. Sen kendini taşıyabilirsin. Adım adım bir süreç içerisinde. Evet, kesinlikle. Bu süreçte ebeveynlerin desteğiyle, bizim desteğimizle sen burada olmaya var mısın? Çünkü hep yanlış bir yönlendirme var Türkiye'de. Sayısalcı olmalıyız. Değil mi? Herkes doktor olmalı. Herkes mimar olmalı. Evet, kesinlikle. Ama artık teknoloji değişiyor, ülke değişiyor. O kadar farklı meslekler var ki. Ve bu meslekler içerisinde öğrencilerimizin yeteneklerine bağlı olarak onları o kadar
farklı noktalarda görebileceğiz ki önümüzdeki 10 yıllık, evet, 15 yıllık süreçte. Bizim bunu velilere de anlatmamız gerekiyor. Ya velilerin anlamadığı şeylerden biri de şu. Mesela diyor ki benim çocuğum enstrüman çalmalı, gitar çalmalı. Ya bu çocuğun ilgi, istek, yeteneği doğrultusunda önce ilgisi var mı? Hani buna arzu duyuyor mu, istiyor mu? Sonra buna yeteneği var mı? Şeklinde yönlendirmemiz lazım. Ben kendimden biliyorum. Hatta matematiği neredeyse fullemiştim hatırlıyorsan. Ama 2013 yılına kadar hiç kimse benim matematik yapamadığımı düşünüyordu ve söylüyordu. Çünkü ben sözel yeteneği gelişmiş, işte sosyal iletişimi kuvvetli, sözel zekası yüksek bir çocuktum. Sen zaten yapamıyorsun, sen zaten anlamazsın, sen zaten şöyle olmaz vesaire falan. Bugün geldiğim noktada eğitim sektörüne girip öğrencilerimle bir araya geldiğimde, ki ben hep şunu söylerim, ben öğrencilerimden çok şey öğrendim eğitimcilik hayatımda. Şunu görüyoruz, çoklu zeka kuramı diye bir şey var. Hani ve öğrencileri doğru yönlendirmek çok önemli. Özellikle buradan da söylemek istiyorum ben. Çocuklarınızı zorlamayın. Yani çocuk hiç istemiyor tıp mesela ama ailede bir sürü doktor var ya da işte bir önceki ablası fen lisesini kazanmış. İşte ikinci, üçüncü çocuktan da biz aynı başarıyı bekliyoruz. Onlar kardeş ama hepsi birer ayrı karakter. Herkesin kendisine ait isteği, arzusu ve hayali var. Bu noktada velileri de nasıl yönlendiriyoruz? Şimdi çocuğu işlemek en güzel şey, biz zaten hep söylerim insan inşa ediyoruz. Peki velilerimize neler yapıyoruz? Çünkü bu ayağın en önemli, sac ayağının en önemli bireyi de veli. Kesinlikle öyle. Burada şunu yapmaya özen gösteriyoruz. Velimizi işin içine dahil ediyoruz ama dışarıdaymış gibi çocuğumuza gösteriyoruz. Hı hı. Evet, ben de bir anneyim. Ben de çocuğumun enstrüman çalmasını istedim. Ben de onu kurslara gönderdim. İşte futbola, basketbola gönderdim ama şunu yapmayı tercih ettim kendime. İyi ki yapmışım. 3 ay sonra dedi ki ben bununla ilgilenmiyorum. Bu benim ilgi alanım değil. Orada ona saygı duymamız gerekiyor. Evet. Ama akademik açıda Türk eğitim sisteminde ben ders çalışmıyorum, ben bunu anlamıyorum demek yerine orada belki de elimizi taşın altına koyup oturup masada çocuğumuzla birlikte ders çalışmamız gerekiyor. Evet. Çocuğumuza ya evet bak ben bu kısma kadar sana yardımcı oldum ama bundan sonra olamayacağım. Gel beraber öğrenelim yaklaşımını sergiletmemiz gerekiyor. Örnek olmak için bir iki değil mi? Süreklilik de arz etmemesi gerekiyor bunun. Tabii ki. Yani o zaman sürekli değil. Evet, bireyselleştiremeyiz. Ama ben zora düştüğümde annem, babam, ablam bana yardımcı olabilmeli. Evet. Mesela bizim öğrencilerimiz de kendi aralarında ders çalıştıklarında ben her zaman akran öğrenmesini çok desteklerim. Bir şey yapamadım diyor. Arkadaşlarınıza sorun. Bir bakıyorum 3-4 kişi kendi aralarında o soruyu çözmeye çalışıyorlar. Hı-hı. Beyin fırtınası yapıyorlar. Evde de çocuklarının ders çalışmaları için arkadaşlarıyla bir ortam yaratabilir ebeveynlerimiz. Okuldaki arkadaşlarını tanıyabilirler. Okuldaki arkadaşlarının ebeveynlerini tanıyabilirler. Çocuklarını aslında tanımalılar. Evet, çocuklarımızı tanımak %100 doğru mu? Değil. Çünkü inanılmaz bir beyin kapasiteleri var, inanılmaz bir değişimleri var. Eninde sonunda ergenlikle birlikte bizden uzaklaşacaklar. Ama o uzaklaşma kısmını dengeli bir şekilde onları kırmadan yapabilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bazen diyoruz ki ebeveynlerimize, ya çok doğru yoldasınız, bize çok destek oluyorsunuz, çok teşekkür ederiz. Bazen diyoruz ki, lütfen bir adım geriye çekilin. Hani evet. Örnek veriyorum. Annemiz, baskıcı bir anne, diyoruz ki siz bir adım ile geriye çekilin, babamız o sorumluluğu alsın. Hı hı. Siz anne olun, arkadaş olun, onunla sosyal aktiviteleri yapın. Gerçekten bir ya da iki ay sonra bunun farkına varıyoruz. Hem doğru. Anne rahatlıyor, hem çocuk diyor ki evde huzurlu bir ortam var, artık bana bağırılmıyor. Ya, değil mi? Çünkü farkında olmadan aslında biz bağırıyoruz. Hani biz sadece iyiliklerini düşünüyoruz ama orada işte bazen yeterli olmayabiliyor. Ya işte bu her ne olursa olsun zaten soracağım soruya da buradan geleceğim. Sevgi dolu bir ortamda çocuklara çalışma alanı sağlamalıyız. Bunu karıştırıyoruz. Ben mesela buradan anneme babama çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü üniversite sınavına hazırlandığımda şey yaparlardı. Bugün müsait değiliz. Peri sınav çalışıyor. Yani ama bu şey değil. Sen evde oturacaksın, ders çalışacaksın, biz dışarı çıkacağız ya da arkadaşlarımız gelecek. Sen odanda oturacaksın. Evde bir sürü gürültü var ama çocuğa diyoruz ki odana git ders çalış.
bu çok yanlış. Hayır, belirli bir süre, özellikle sınav gruplarında, ara gruplarda bu zaten yapılmaz ama önemli bir süreç içerisinde ise çocuk vakti doğru kullanma adına bunu yapabilir veli. Hani ben de çok sosyal bir insanım ama sınav haftasında tamamen diyorum ki dışarıya çıkamam, toplantı yapmam, kimseyi kabul edemem. Çünkü umayım sınav haftası. 10 gün sürüyor zaten bu süreç. Ondan sonra tekrar normale dönüyoruz çocukla beraber. Ama bakıyorum ben, çok fazla işte kütüphane, kitap kafe, ders çalışma alanları oluşturuldu. Aydın'da, Türkiye'de de büyük bir ihtimalle bu şekildedir. Tabii illere göre değişiyor durum. Çocuk evde ders çalışmaktansa işte kütüphaneyi tercih ediyor ya da başka bir alanı tercih ediyor. Ben bunun istatistiki sebebini bilmiyorum. Ne olabilir? Yani bunu nasıl yorumlayabiliriz? Yani bu evden kaçma isteği mi? Yoksa kendisiyle beraber birbirini destekleyecek arkadaşlarıyla aynı ortamda bulunma isteği mi? Tam olarak neden ihtiyaç duyuluyor kütüphanelere? Burada bir karma sistem var. Şimdi çocuk için odası konfor alanı. Bu genellikle ders çalışma masamızın ya sağında ya da arkasında yatağımız olur. Ve yatak bizim konfor alanımızdır. Çok önemli ya. Mesela ben o yatağı görünce kalkar %90 yani. Öyle. Hani ben biraz daha kendi otodisiplini olan bir insanım. Ben hiçbir zaman gidip oraya yatmam. Eğer bir işim varsa. Ama herkesten bunu bekleyemeyiz. Mesela benim gibi sen. Boğa burcusun. Gidersin evet, yani. Kesinlikle gidiyorsunuz. Ve evet, her zaman eğer imkanınız varsa biz velilerimize şunu söylüyoruz. Eğer öğrencimiz evde ders çalışacaksa lütfen farklı bir çalışma ortamı oluşturun. Odasında ders çalışmasın. Bazen velilerimiz geliyor diyor ki o kadar büyük bir odası var ki diyor, spor salonundaki malzemelerin işte onu yerine tutacak malzemeler bile odasında. Ama çocuk ders çalışıyor, zaten zorlandığı bir konu. Kafayı bir çeviriyor müzik aletleri, öbür tarafa çeviriyor yatak, öbür tarafa çeviriyor ilgisini çeken bir nokta. Daha diyor, cazip olan seçenekler var. Evet. Dolayısıyla biz ders çalışırken çocuğumuzu konfor alanından çıkartmalıyız. Evet, herkes kütüphanede mi çalışmalı? Hayır. Evinde de çok güzel ortamı oluşturan ebeveynlerimiz var. Ama kütüphane ne sağlıyor bize? Bir, konfor alanından çocuğu çıkartıyoruz. Evet, yine kendine ait bir masası, kendine ait bir çalışma alanı ama onun için dizayn edilmiş renklerinden oturma grubuna kadar bir alan var. Arkadaş ortamı var. Ve biz kütüphanemize gelen öğrencilerin kütüphaneye girdikleri an telefonlarını alıyoruz. Aralar dışında evet, sosyal medya kullanımına en izin sevdiğim vermiyoruz. Benim öğrencilerim de bundan çok şikayetçi. Beni neredeyse boğacaklar yani, o kadar cep telefonu. Çünkü çok basit bir mantık. Ben bile şuna bir gireyim, şuna bakayım dediğimde tak 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 bir sürü mesaj geldiğinde cevap verirken yarım saatimi kaybetmiş olarak görüyorum. Ve sosyal medya çocuklar için çok cazip bir noktada. Çok fazla. En doğru uygulama. Yani bütün uyarıcıları aslında alıyoruz. Minimalize etmeye çalışıyoruz. Ama şu da var mesela. Sosyoekonomi düzeyi düşük toplumlarda, kültürlerde ya da çevrelerde çocuğun ders çalışma alanı yaratması ya da nasıl söyleyeyim size, maalesef bu sosyal adaletsizlikten, eşitsizlikten geliyor. İşte üç kardeşiyle aynı odayı paylaşması gereken öğrencilerimiz oluyor. Bazen onlar da bunu söyleyebiliriz. Yani kütüphaneleri evet kullanabilirler. Hani işte özel okula gönderemiyor veli maddi durumdan dolayı. İşte kursa yazdıramıyor maddi durumdan dolayı. Ama burada çok güzel alternatifler var. Sizin Anka Kütüphanesi gibi. Bunları da değerlendirmelerini biz istiyoruz ama bu tarz ailelerde mesela şu an bizi izleyen izleyicilerimize bir eğitim koçu olarak öneriniz ne olur? Yani nasıl bir ortam yaratsınlar çocukları için? Yani şöyle yapabilirler. Mutfağımız var. Yani herkesin mutfağında artık bir masa var. Çocuklarımızdan birini mutfağa alabiliriz. Herkesin bir salonu var. Salon masamız var. Eskiden hala kullanılmayan ama herkesin evet, evinde olan bir masamız var. Yani çocuklarımızın alanlarını bölebilirler. Birbirleriyle uyum içerisinde olan iki kardeşi aynı odada ders çalıştırabilirler. Çalışma süreleri verebilirler. Ama burada da şey devreye giriyor. Çocuğumuz nasıl ders çalışıyor ona bakmamız lazım. Her çocuk masa başında saatlerce ders çalışamaz. Hareketli çocuklarımız var. Onların ders çalışmalarına biraz daha yardımcı olmak gerekirse çocuğunuz koridorda takla atarken ebeveynler onlara destek olabiliyorlar. Yani çocuğumuz nasıl ders çalışıyor? Masa başında mı ders çalışıyor, dinleyerek mi ders çalışıyor, görsel bir çocuk not çıkartarak mı çalışıyor, yoksa hareket halindeyken elinde kitap evin içerisinde gezinip ders çalışamıyor. Evet. Önce bunu keşfetmemiz lazım.
Daha sonra Aydın o konuda çok şanslı bir şehir. Ücretsiz kütüphanelerimiz de var. Yani her şey özel kütüphane değil. Ücretsiz kütüphanelerde de öğrenciler ders çalışabiliyorlar. Evet, evet. Bu da bir onlar için artı. Artı eğitim içerisinde olup ama maddi durumu olmayan öğrencilere biz her zaman kapımızı açıyoruz. Ya, bu evet. Özelde de öyle, kütüphanemizde de öyle. Biz her türlü desteğe, okumak isteyen, bir şeyler için çaba sarf eden öğrencilerimize... Yeter ki talep etsin. Kesinlikle. Kaynak dahil her türlü desteğe yardımcı olmak istiyorum. Evet, kaynak deyince de mesela benim en çok kafamı karıştıran konulardan bir tanesi eğitimde bu kadar çeşitli kaynak, yayın evi çok fazla. Eskiden çok zordu bilgiye ulaşmak. Kütüphanelere giderdik, büyük büyük ansiklopediler vardı. Çok sınırlı sayıda bu sarı şeyler vardı mesela, sarı, kırmızı, meydan bir iki tane. Evet, evet, aynen onlar vardı. Ama şimdi çocuk bir internet dediğimiz dünyada bilgiye çok kolay ulaşıyor. Bir sürü yayın evi var. Şimdi tabii soru sistemleri değişiyor, müfredat değişiyor, yeni nesil soru tipleri geliyor falan filan. Biz veliler de, hem eğitimciler hem veliler, doğru kaynağa nasıl ulaşacağımıza bazen şaşırıyoruz açıkçası. Yani çok fazla çeşit var ve veli şunu yapıyor. Onu da alayım, bunu da alayım, bu kaynağı da olsun, şu da olsun. Çocuk boğuluyor. Yani bu konuyla da alakalı bir yönlendirme yaparsak şu anda çok sağlıklı olur. Çünkü hepsini tüketmek zorunda değil çocuk. İhtiyacı olan kadarını doğru kaynaktan kullanması lazım ama nasıl seçmeli, nasıl seçmeliyiz? Yani bu konuda neyi rehber edinmeliyiz? Öğretmenlerimiz okullarda, devlet okullarında da, özel okullarda da bu konuda çok destekler. Kaynakları biz açıkçası şöyle ayırıyoruz. Hem ortaokul düzeyinde hem de lise düzeyinde. Bir kolay düzey, orta düzey ve zor düzey. Öncelikle kolay düzeyde öğrenci neyi bildiğini taraması gerekiyor. Evet. Tamam, ebeveynlerimiz bunu bilmez ama hangi öğretmene bir WhatsApp'tan ya da bir SMS yoluyla mesaj atsalar bunun cevabını her birimiz seve seve velilerimize veriyoruz. Sonra orta düzeye geçiyorlar. Orta düzey onların konuları pekiştirdikleri, eksiklerini minimalize ettikleri bir nokta oluyor. Ve belirli bir konuda artık üst noktaya geçtiklerinde zor kaynaklarla pekiştiriyoruz. Evet, biz Anka Kütüphanesi olarak her hafta deneme sınavı yapıyoruz. Ama okullar da bunu yapıyor. Evet. Okullardaki aynen. Bu deneme sınavları çok değerli çünkü konu analizleri geliyor velilerimize. Yani şunu yapabiliriz. Konu analizlerinden doğru yanlışlarına çocuğumun bakarak 5 soru çıkmış, 4'ünü yapmış, 1'i yanlış. Evet, burada belki o anki dikkat eksikliğinden soruyu yanlış algılamasından hata yapmış olabilir ama 4 soruda bir tane doğrusu olan konuyu çocuğumuzla birlikte altını çizip o konunun konu tekrarını kaynaktan olur, okul kitaplarımızdan olur, YouTube'dan olur. Bu kaynaklardan da yönlendirme yapmamız lazım. Ama yine iş ilk başta ebeveyne düşüyor. Peki şöyle bir şansları var mı velilerin? Çocuk devlet okulunda okuyor. Herhangi bir kursa gitmiyor ki bu konuda Milli Eğitim de çok güzel çalışıyor açıkçası. Aydın hem il Milli Eğitim, ilçe Milli Eğitim. Okullarda da zaten sınav yapıyorlar çocuklara. Ama çok yeterli oluyor mu dersek, sınav sistemine göre tabii ki de daha fazla deneme sınavı çözmeleri gerekiyor. Ama çocuğun hiçbir özel kurumla bağlantısı olmadığını düşündüğümüzde sadece sınav için mesela Flio hocalarını bulabilirler mi? Yani ben sınav grubuna girmek istiyorum, deneme sınavlarına girmek istiyorum dediklerinde size gelebiliyorlar tabii, tabii. mı? Böyle bir şeyimiz var mı, hizmetimiz var mı mesela? Şöyle, şu anda sadece deneme sınav gruplarında biz bunu açtık. Her cumartesi bizim iki oturum halinde deneme sınavlarımız var. Bu deneme sınavlarını kendi öğrencilerimizle beraber dışarıdan girmek isteyen öğrencilere de biz yardımcı oluyoruz. Bunu da söyleyelim. Evet, önemli bir evet, bilgi çünkü. Yayını da söylüyoruz öğrencilerimize. Neden? Çünkü okullarında, dershanelerinde ya da kendi evlerinde soru çözmüş oluyorlar ve kendileri de deneme çözüyorlar. Biz bu hafta bu yayını yapacağız. Senin için uygunsa, bu yayına katılmak istiyorsan ya da Türkiye geneli denemesi yapacağız. Katılabilirsin şeklinde yönlendirme yapıyoruz. O zaman bu da velilerimizin bilgisi dahilinde olsun, doğru yönlendirme yapabilmek için ya da kesinlikle. Orada da kendini deneyebilir. Ben hep söylüyorum, sınav gruplarına girebildiğiniz kadar çok deneme sınavına girin. Çünkü
sadece kendinizle değil, sıralama içerisindeki pozisyonunuz da bu noktada önemli hale geliyor. Zaman yönetimi. Zaman yönetimi. O süreyi nasıl kullandığınız, sınav esnasında turlama tekniğini kullanıp kullanmadığınız, soruları nasıl kategorize ettiğiniz, sizin için kolay sorular tamam onlar zaten yapılacak ama bir sonraki turda ben hangi 3 tane soru bıraktım. O sorulardan hangisine dönmeliyim ya da o sorulardan hangisini hiç bilmiyorum. Bu tekniklerle de ilerlediklerinde o zaman yönetiminin biraz daha avantajlı hale getiriyorlar. Evet. O zaman görüyoruz ki öğrenciyi yani bir çocuğu şekillendirmek hiç de kolay değil. Her aşamada ele alıyoruz ve eğitim koçu olarak da buradaki pozisyon bence çok önemli. Çünkü çocuk ailesiyle paylaşamadığı, arkadaşlarıyla paylaşamadığı şeyleri sizinle paylaşıyor. Doğru yönlendirmeler yapıyoruz. Hem sevgiyi hem de böyle kişisel ve karaktersel anlamdaki gelişimiyle beraber akademik başarıyı destekliyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Böyle yavaş yavaş bir iki sorum daha kaldı. Ondan sonra son düşüncelerinizi de alacağım. Şeyi merak ediyorum. Şimdi eğitim dedik, akademi başarı dedik, kütüphane oğlu vesaire her şeyi geçtim. Şimdi bazen Instagram'da ya da işte sosyal medyada haberlerde çocuklarımızın, özellikle lise çağındaki çocuklarımızın çok çok ciddi davranış eğilimleri var. Şiddete karşı, akran zorbalığı dediğimiz şey maalesef hayatımızın her yerinde maruz kaldığımız bir şey. Ama çocukların bununla baş etmesi çok daha zor oluyor. Ve çok fazla işte özellikle önergenlik dönemini bitirmiş çocuklarda intihar vakaları da artmaya başladı. Yılların tecrübesi olarak bir eğitim koçu olarak akademiyi tamamen bir kenarda bıraktığımızda bu çocukların yani bu geçmişten gelen bu çocuklardaki gençlikteki bu değişimin sebebi genel olarak ne olabilir? Nasıl yorumluyorsunuz? Ya da biz bunu nasıl dizginleyebiliriz? Üzerimize düşen şey ne? Bu pandemi sürecinde biz en çok şunu gördük. Çocuklarımız teknolojiyle çok iç içe kaldılar. Evet. Ve bu süreçte yaşları gereği ulaşmamaları gereken oyunlara ulaştılar. Hı hı. Ve bu oyunların bazıları maalesef onları eğlendirirken onların şiddet eğilimini arttırdılar. Arttırdı. Ve burada yapılacak tek şey, benim de erkek çocuğum var, ben de bunu yaşadım. X bir oyun vardı. Hı hı. O oyunu ne zaman çocuğum, yarım saat, bir saat önemli değil. Oynadığının ertesi günü karakteri değişiyordu. Hı. Ve biz eşimle bunu fark ettiğimizde ebeveyn olarak o oyunu yasakladık. Çok kötü bir anne babasınız, evet. O hı. anda çocuğunuz için inanılmaz kötüsünüz. Ama bir hafta, 10 gün, 15 gün o yoksunluğu yaşıyor, krizleri yaşıyor. Siz dayanabiliyorsanız bunu kabul ediyor öğrendi evet, çocuk. Beni dayanamıyor bazen ya. Şey diyor mesela, sözünü kestim çok özür dilerim. Hocam işte ben evde cep telefonunu elinden alamıyorum, siz alın. Ben diyorum ki yani saat 5'ten sonra kontrol ebeveyndedir. Ben sadece yönlendirici olabilirim. Hani bunu yapmamalısın. Ama anne baba çocukla çatışmamak için çocuğa zarar veren bir şeyi almıyor. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Alın. Yani bir gün kötü olursunuz, iki gün ya da sınırlandırın ya da kontrol edin. Çocuk ne oynuyor? İşte oyun portalında ya da atıyorum girdikleri sosyal medya ortamında kimlerle mesajlaşıyor? Bu çok basit bir şey. Yani kontrol artık, mekanizması çok evet, önemli. Ergenlik dediğimiz kavram bizim ergenlik süreci bittikten sonra ortaya çıktı. Biz hiç öyle bir şey yaşamadık. Bizim anında terlik vardı. Anne terliği aynen vardı. Aynen öyle. Yani bizim ergenliğimiz o kadar. Ama bu konu çok önemli bence. Yani çok fazla şikayet ediyoruz veli olarak. Çok fazla talepte bulunuyoruz ama yapmamız gereken şeyleri de sırf çocuk ağlıyor, sırf çocuk kötü olmasın diye de yapmıyoruz. Bu da çocuğa zarar vermiyor mu? Yani aslında çocuğa burada zarar veriyor ama hani konfor alanı dedik ya biraz önce, hı-hı, çocuklar için. Ebeveynler de konfor alanından çıkmak istemiyorlar. Evet. Yani evet siz o oyunu yasakladınız ya da iPad'i sınırlandırdınız, cep telefonu sınırlandınız. Hı-hı. Ama çocuğa orada onun yerine koyabileceği bir şey vermeniz lazım. Arkadaşlarıyla oyun, sizinle evet, oyun. İşte ya, bu kutu karşılığı. Oyunu. Evet, yani doğru, onu doldurmalı. O zamanı aktif olarak kullanabilmesi için. Doğru. İşte burada yine şeye çıkıyor, kaliteli vakit geçirme. Yani çok yoğun çalışıyor olabilirsiniz. Ya da hiç çalışmıyor olabilirsiniz. Aynı evin içinde de olabilirsiniz. Çocukla aynı evin içerisinde dört duvar arasında durmak, iletişimsiz bir şekilde çocuğa vakit ayırmak demek
değildir. Ya da çok yoğun çalışıyorum, çocuğu görmüyorum. Bu da kabul edilemez. Ama günde 2 ya da 3 saat, ortalaması bunun 2'dir genel itibariyle, değil mi? Hani güvenlik ihtiyacını sağlayıp fiziksel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kaliteli vakit, kaliteli sohbet. Doğru, belki yarım saat sohbet edeceksiniz ama o yarım saatte çocuk sizden bir şey alacak. Bunu yapabilmek çok önemli. Programımızın yavaş yavaş artık bitirmek durumunda kaldığım için son olarak Fulya Özdemir eğitim koçumuz, velilerimize, öğrencilerimize, bizi dinleyen seyircilerimize söylemek istediğiniz önemli noktalar var mı? En önemlisi sevgi. Biz değil çocuklarımızı mi? Sevelim. Onları kontrol edelim ama o kontrol ettiğimiz aşamada onlara baskı yaratmayalım. Ve eğer bir destek almak istiyorsak okulumuzda öğretmenlerimiz, rehber uzmanlarımız, artık hemen hemen tüm öğretmenlerimiz kendilerini bu alanda, eğitim koçluğu alanında da geliştirirler. Psikolojik danışmanlarımız, destek alabiliriz. Aydın bu konuda çok gelişmiş bir şehir. Evet. Bu anlamda çocuğumuzun değiştiğini fark ettiğimizde her öğrencinin yakın olduğu bir öğretmen vardır. Bunun rehber alanında olması gerekmiyor. Öğretmeni sevince dersi de seviyor zaten. Kesinlikle ona göre davranın. Yani zaten o kişi belli oluyor. Akşam o öğretmenin adı sürekli geçiyor. Hı hı. O öğretmenle 2 dakikalık sohbet aslında çocuğa olan yakınlığımızı, çocuğu kazanmamızdaki en büyük dokunuşu sağlar. Çünkü öğrenci öğretmeni sevdiği için öğretmenin ona küçücük bir kelimesi bile hayatında çok şey değiştirebiliyor. Evet, ve çocuğumuzun hayatında iz bırakan bütün öğretmenlere de buradan selam olsun diyoruz. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Geldiniz. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet, vakit ayırdınız. Rica ederim. Evet, bir programın daha sonuna gelirken bugün 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurladığımız gün saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz.